İyi akşamlar. Yıllarca limonu çaya, çorbaya, maydanozu salataya, lahanayı sarma yapmak için, lavantayı da elbiselerimize güzel kokular vermesi için elbiselerimizin arasına koyarak kullandık. Brokolinin ise yüzüne neredeyse hiç bakmadık. Ta ki değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu bizi bitki ve sebzelerin iyileştiren gücüyle tanıştırana kadar. TRT Haber ekranlarında her hafta sizi doğanın iyileştirici gücüyle bir araya getireceğiz. Çok yoğun bir program olacak. Şu masada hemen görüyorsunuz, bütün malzememiz hazır. Değerli hocamın yeni kürleriyle sizin karşınızda olacağız. Oturacağımız masada da görüyorsunuz oldukça çok sayıda ekmek var. Çok özel bir ekmek dosyasıyla karşınızda olacağız. Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam başlıyor. Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam'da az sonra. Sağlıklı beslenme konusunda tavsiyeler. Ziyez ekmeği, kepek ekmeği, çavdar ekmeği. Sağlıklı beslenirken tüketebileceğiniz ekmekler. Az sonra Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam'da. Akdeniz ateşi hastalığına karşı uygulanacak şifalı kür tarifi. Beyin tümörlerinin tedavisinde bronşit, öksürük ve ses kısıklığı tedavisine yardımcı. Taş anasonunun faydaları Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam'da. Bronşları temizleyen, sigaranın zararlı etkilerini vücuttan temizleyen kür tarifi. Az sonra Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam'da. Merak ettiğiniz soruları Profesör Saracoğlu cevaplıyor. Profesör Saracoğlu ile Sağlıklı Yaşam başlıyor. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Şüphesiz hepiniz çok aşinasınız değerli hocam Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu'nun programlarına. Elbette sizin aktif katılımınızla, sorularınızla biz bu programı yürütüyoruz. Onun için de hemen sosyal medya adreslerimizi vermek istiyorum. Instagram.com ve Twitter.com'dan Saracoğlu TRT adresine ve eğer elektronik posta atmak isterseniz sağlıklıyaşam@trt.net.tr adresine sorularınızı hemen göndermeye başlayabilirsiniz. Hocam ilerleyen dakikalarda bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacak ama önce hocama bir merhaba diyelim. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba efendim. Ben tüm değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'tan önce akıl sağlıkları, sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. Amin hocam. Hocam şimdi açılışta bahsettiğim maydanoz, limon, lahana, lavanta ve brokoli. Bunlar aşağı yukarı sizin en sık önerdiğiniz, kürlerinizde kullandığınız, belki de bu işin temelinde olan sebze ve bitkiler. Hocam bu siz elbette kimya profesörüsünüz. İlaçların temelinde de kimya bilimi kullanılıyor. Ancak bu bitkilerin ilmine olan merakınız nasıl başladı? Evet. Şimdi şöyle, yani çocukluğumda özellikle şunu vurgulamak isterim ki çocukluğum büyük bir narenciye bahçesinde geçti. Tabii orada böyle daha 5-6 yaşındayken işçilere sorular soruyordum. Çünkü onlar ekip biçiyorlar, onlar tarlayı sürüyorlar, ağaçlarla budanmasında işte onlar ilgilendiği için. Fakat yeterli cevap alamıyorduk. Yani babam da işte rahmetli, oğlum bekle okula gittiğinde bu sorduğun soruların cevabını bulacaksın demişti. Fakat zamanla işte kimyanın ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Yani aradığım veya sorduğum soruların cevabını tabii ki ilkokulda alamadım, ortaokulda da alamadım, lisede de alamadım. Fakat bütün bu sorular birikimi bende kendime özgü bir sistematiğin gelişmesine neden oldu. Yani bugün genç tıp doktorları, böyle 5-6 yıllık deneyimli tıp doktorları veya biyokimyacılar, eczacılar, hep genç olanlar. Ya hocam bunun arkasında ne var diyor. Yani bunu nasıl buldunuz, nasıl ortaya koydunuz? Tabii burada dediğim gibi yani en büyük zorluk bunlara çerçöp diyenlerle başladı. Hala bunu söyleyenler var. Bak Hüseyin,
Avrupa'da ve Amerika'da siz bitkilere çer çöp diyemezsiniz. Dedirtmezler. Bunu bu ülkede söylüyorlar. Öyle uyduruk şeyler söylüyorlar ki, mesela efendim vatandaşın biri ısırgan çayı içmiş de karaciğer toksitesinden dolayı ölmüş. Karaciğer yetmezliğine girmiş filan. Ya uydurmayın. Uydurmayın. Nereden çıkardınız bunları? Bu millet ısırgan çorbasını bilir. Yani ısırgandan yemek yapıyor. Isırgandan börek yapıyorsunuz. Yani ıspanak gibi ısırganı da kullanıyorsunuz. Ha, başka bir şey vardır bunun altında. Evet. Ve her şeyde tabii bir ölçü var. Bunu da bilmek lazım. Yalnız ben konunun başında hemen hatırlatayım. Hüseyin, burada biz bir takım hastalıklar üzerine konuşabiliriz. Ancak teşhisi koyacak olan mutlak surette bir tıp doktorudur. Onların önerisi doğrultusunda hareket etmek esastır. Bizimki yardımcı ve destekleyici bir tedavi formatındadır. Şimdi bilinmesi gereken belki bir şey daha var. Yüce Allah hiçbir şeyi sebepsiz yaratmamıştır. Her şey bir sebeba, yani bir sebep üzerine, bir formülle yaratılmıştır. Dolayısıyla kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi ne kullanabilirsiniz ne de önerebilirsiniz. İlim başka bir şey, bilim başka bir şey, değil mi hocam? Tabii. Bunun arasındaki o farkı sizden bakın, bir rica etsek. Şimdi bilim dediğiniz zaman, bilim insanın aklını ve beş duyu organını kullanarak, belki laboratuvara da girersiniz, bir takım ölçümler yaparsınız. Bu duyum organlarınız nedir? Gözünüzdür, kulağınızdır. Dokunursunuz, tadına bakarsınız, değil mi? Bunlar ve ölçüm aletlerinin neticesinde ortaya koyduğunuz minimum hatalı sonuçtur bilim. Ama bugünün doğrusudur. Ebedi doğru değildir o. Çünkü eğer ebedi doğru olmuş olsaydı, bizim ortaokuldayken öğrendiğimiz maddenin parçalanamayan en küçük parçası atomdur teorisinin yıkılmaması lazımdı, değil mi? Yıkıldı. Dünya dönmüyordu. Yani işte bilim size bugünün doğrusunu söyler. Ancak ilim ise yaratıcının, yani Allah'ın ortaya koyduklarıdır. Buradan şöyle bir örnek vereyim. İlimin ışığında siz bilim yapabilirsiniz. Eğer yaptığınız bilimde ilim yok ise o bilim batıldır. Hiçbir yere varamazsınız. Belki biraz yol kat edersiniz ama sonunda burnunuzun üstüne düşersiniz. Burada ilimdir bize ışık tutacak olan. Tabii ki aklımızı kullanarak burada yolumuza devam edeceğiz. İşte ilimle bilim arasındaki fark bu. Hatta Yüce Kitap'ta bunun için çok güzel örnekler var. Bak, semavi kitaplar biliyorsun 4 tane. Zebur, Tevrat, İncil ve Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi Yüce Kitab'ın 62. suresinin 5. ayeti. Cuma suresidir. 5. ayetinde Allah diyor ki, ya biz bir zamanlar Tevrat'ı vermiştik onlara. İşte bununla da bu size ışık tutsun, bu size yol göstersin. Bununla haşır neşir olun, yani ilim yapın. Tabii ki aklınızı kullanacaksınız. Fakat onlar bunu arkalarına attılar, değerlendirmediler bile diyor. İşte onların bilgisi ciltler dolusu kitap taşıyan eşeğin haline benzer diyor. Hali demek ki esas olan ilimdir. Bir şey ilime ters düşüyorsa, bilimsel olarak siz orada yürümenize gerek yok, sonuca gidemezsiniz. Şimdi esas olan budur. İşte ben şey derim, böyle ilimsiz bilimperestler vardır. Yani bilimle her şeyi çözebileceğini zanneder. Her şeyi yapabileceğini zanneder. Hiçbir şey yapamazsınız. Mutlaka o gittiğiniz bilim yolunda ilimin temel kanunlarını, kurallarını bilmek zorundasınız. Ve bu kurallara da uymak zorundasınız. Ha yok, ben bilgimle
ben bilimimle ben bu işi değiştiririm, ben güçlüyüm derseniz, Hüseyin ben ne güçlüler gördüm. Masasına güvenen, kasasına güvenen, bilimine güvenen, rütbesine güvenen, ne bileyim ben. Burada bilinmesi gereken şey şudur. Hak yani nerededir? Güçte değildir. Güç haktadır. O zaman biz doğruluktan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bak bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, o bilim yolunda gittiler. Transgenik tohumlar, GDO'lu tohumlar, işte modern biyoteknolojik yöntemleri uygulayarak sonunda ne oldu biliyor musun? Obez bir sınıf ortaya çıktı. Toplumun %60'ı obez. Yani hasta. Yüksek trigliserit, yüksek kolesterol, işte diyabeti var, romatizması var, efendim kalp damar rahatsızlıkları var. Diyabet almış başını gidiyor ve bunun için harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Yani resmen bilim ilimden uzaklaştığı için ne oldu sonunda? Hasta bir Amerikan toplumuyla karşı karşıya kaldınız. Yani o kadar büyük sağlık harcamaları var ki, dedim bunu nasıl ödeyeceksiniz? Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu Avrupa'ya da musallat olmaya başladı. Bize de, çünkü ne oldu? Gıdamız değişmeye başladı. Bazı bilimperestler her şeyi yapacaklarını zannediyor. Hiçbir şeyi yapamazsınız. Mutlaka ilme uyacaksınız. Bakın örnek vereyim Hüseyin. Bakara 205. Onlar ekini, yani buğdayı, çavdarı, ekin dediğimiz şey odur, tohumu değiştirirler ve zürriyetleri de yok ederler. Siz tohuma müdahale edemezsiniz. Ve bunun sonucu da ağır olur. Ve zürriyetleri de yok ederler derken işte ne oluyor? Millet tüp bebek merkezlerine gidiyor. Yani sadece bu buğdaydan birçok konuda. Hocam şimdi bu buğday meselesi sizin yıllardır üzerinde çok önemli durduğunuz konulardan bir tanesidir. Ekmeklerimiz şu anda, ekmeklerimiz evet. Diyorum gerçekten bunlar bizim şu anda çok da bulamadığımız, bize özgü, Anadolu topraklarına özgü tohumlardan üretilmiş ekmekler. Biraz sonra, çok az bir süre sonra sizin açılıştaki evet. Şu giriş konuşmanız bittikten sonra ekmek evet. Dosyasına, değerli seyircilerimiz, ekmek dosyasına gireceğiz. Hocam çok önemli şeyler bu konuda söyleyecek. Sözünüzü kesmiş gibi olduysam affedin hocam ama yani bu o kadar önemli bir konu ki buğday. Tabii ki efendim, çıkmış bazı bilim adamları ekmek yemeyin diyor. Niye yemeyin diyorsun ya? Söylesene bana sebebini. Bu topluma bunu anlatsana. Neden yemiyor? Yemeyin diyorsunuz. Ya böyle şey olur mu? Bu toplumun temel gıdasıdır. Bakın. Bizdeki önemini hocam, ekmeğin bizdeki önemini hemen hatırlatalım. Yani mesela yere, İşte o da hepsi nimet, Allah'ın nimeti ama elma düşer değil mi hocam? Elmayı alır koyarız ama ekmek düştü mü ne yaparız? Öpüp başımıza alır, öpüp koyarız. Tabii yani bakın, bugün dünya nüfusunun yarısı, yaklaşık %48'i pirinçle beslenir. Pirinçle beslenen işte Çin ve Hindistan, yani Uzak Doğu, yani ve orada biliyorsunuz o pirinçle nasıl besleniyorlar, orada bir faktör var. Önemli rol oynayan bir şey var. Nedir o? Muson yağmurları. Muson yağmurları dursun, dünya nüfusunun yarısı aç kalır. Kesin bu. Yani pirinç bir yerde dünya nüfusunun yarısını besliyor. Yaklaşık %45'ini de, geri kalan %45'i, 40'ı buğdayla besleniyor. İşte orada 10-15'te soya fasulyesi ve mısır, ama özellikle mısır, pirinç ve buğday üç temel şeydir. Yani burada neyse, ekmek konusuna geldiğimde birazdan hocam bunu... Şu şeyi tamamlamayı çok istiyorum. Başta bahsettiğimiz konu, sizin en temel kullandığınız kürlerinizde maydanoz, limon, lahana, lavanta ve brokoli. Ki
brokoli ile ilgili inşallah önümüzdeki hafta çok önemli bilgiler vereceksiniz. Sizin dünya literatürüne girmiş bir şey. Sizin adınızla brokoli kürü anılıyor. Evet. Onu da gösteririz. Şimdi hocam isterseniz kısa kısa maydanoz, limon, yani ne, bunları nerelerde kullanıyorduk ve neye yarıyordu ve yani bunların ilmi, içindeki şifa nasıl, neresinde, tabii, nasıl kullanırsak şimdi ortaya çıkar? Bakın, limon suyu o kadar kıymetli bir şey ki, yani şimdi siz gene hekiminize danışacaksınız tabii. Yani limonun olduğu yerde hafif derecede eğer hekiminiz bir kan sulandırıcı vermiş ise taze sıkılmış limon suyu mübarek. Yarım limonu sıkın, yarım bardak suyun içerisine bunu için. Bir, bugün vatandaş diyor ki hocam ne yersem şişiyorum diyor. Hep söylüyorum, şişkinlik ve gaz yapıyor. Sindirim problemim var diyor. Tamam, bu gazı önleyecek olan, sindirimi kolaylaştıracak olan nedir? Limon suyudur. Hele bunu sabah kalktığınızda aç karna alıyorsanız geceden bağırsaklarda birikmiş olan bütün gazı da dışarı atmanıza ve güne sağlıklı başlamanıza yardımcı olacaktır. Ve kanınızı da ne yapacak? Bir miktar sulandıracak. Yani sulandırmak demek kanın akışkanlığını kolaylaştırmak demektir. Kan ne kadar kolay akıyorsa kalbin pompa gücünü de siz yükünü hafifletmiş oluyorsunuz. Bir başka özelliği limonun, arteriosklerozis denilen damar sertliğine karşı, bakın, mükemmel bir koruyucu ve önleyicidir. Bunun dışında yüksek tansiyona karşı önleyicidir. Bakın, doktorunuz gittiğinizde ya işte tansiyonuna dikkat et, biraz bir buçuk iki birim bir yükselme görüyorum, hele bunu bir takibi alalım dediğinde lütfen yarım bardak suya yarım limon sıkıp için veya tam bir limonu sıkıp için tansiyonunuzun nasıl düştüğünü ve kalıcı kronikleşmemiş bir durumla sizi ne yapacak? Koruyacaktır. Kronikleşmesini engelleyecektir. Zaten şu var Hüseyin, yüksek tansiyon gibi esansiyel hipertonidir bunun tıp dilindeki karşılığı, sebebi bilinmeyen. Bilmiyorsunuz sebebini. Ancak orada önemli sebeplerinden bir tanesini biliyorum. Onu da söyleyeceğim, şunu açıklayayım. Yani sebebi bilinmeyen yüksek tansiyonu bir buçuk ay içerisinde kontrol altına aldınız, tedavi ettiniz, edemiyorsanız ne oluyor? İlaca mahkum kalıyorsunuz. İşte burada ailede eğer bir yüksek tansiyon hastalığı görüldüyse limon suyu lütfen genç yaşta yapın. Bu hem C vitamini bakımından da çok zengin, çok sağlıklı. Yani limon suyuyla ilgili söyleyeceğim bu. Daha çok şeyde konuşulur limon suyunda. İkincisi, mesela ben anneannemin odasında, rahmetlik Atiye annemin Safranbolu'ya gittiğimizde yer yatağında yatarken onun o yatak odası lavanta kokardı ve arada sırada da lavanta çayı içerdi. Elbiselerin arasında lavanta. Nasıl hoş kokulu, nasıl sakin uyurdum ben. Ve bugün ben diyorum ki bebeklerinizin yastığının içine, kılıbını ayırın böyle, yastığının içine tülbente sarılı bir avuç veya bir yemek kaşığı lavanta çiçeğini koyun, içinde dursun o. Bebeğiniz mışıl mışıl uyuyacaktır. Sedatif etkilidir, rahatlatıcıdır, böyle bir şey. Ama arada sırada da lavanta çayı içerdi rahmetlik nenem. Sonra üniversitedeyken biz bu işin kimyasına baktık ki ha, ileri derecedeki karaciğer yağlanmasında çok faydalı. Hepatit B ve hepatit C'de viral yükü azaltmak için onu kontrol etmede müthiş bir etkisi var. Ya ama benim yani anneannem şey değildi, hepatit B, hepatit C'si yoktu. Ama o lavantanın o hoş kokusundan dolayı İşte haftada bir iki de bunun çayını içerdi. Şimdi yani bu bana anneannemden kalandır. Onun için lavantayı. Mesela
Brokoli diyorsunuz. Bakın brokoli öyle bir nimettir ki iyi huylu prostat büyümesinde veya prostatit dediğimiz prostat içi iltihaplanmada ne oluyor? Müthiş etkili. İdrar yapma zorluğunuz başlamışsa 40-45 yaşından sonra yapacağınız şey brokoli kürünü uygulamaktır. Ve yıllar sonra öyle bir şeyin farkına vardım ki bugün tıpta tedavisi olmayan bir derdin özellikle bayanlarda var. Fibrokist, fibroadenom. Her iki kadından birinin memesinde fibrokist var Hüseyin. Fibroadenom var. Bu mens öncesi bir hafta önceden başlar, sertlik, ağrı ve hassasiyet yapar. Ve dayanılmaz da ağrı verir. Hatta doktora gittiğinizde bir de mikrokalsifikasyonlar görüyorum diyorsa, o 6 ayda bir kontrole gelin, işte kötüye dönüşebilir filan. Şimdi çanlar çalmaya başladı mı? Huzursuz olmaya başladınız mı? Ne öneriyorsunuz doktor bey? Şimdi burada bakın karşınızda sizin bir hasta var. Ne öneriyorsunuz? Ne yapabilirim? Hangi tedbirleri alabilirim? Doğa bir şifa kaynağı. Yok efendim onlar çer çöp. Ya çer çöp dediğiniz bir şeyin ben size kimyasını nasıl anlatayım? Böyle bir bilim adamının yaklaşımı mı olur? Bunu Avrupalı ve Amerikalı size söyletmez. Bugün brokolinin başında 4 tane profesör var Amerika'da. Brokoliyi yeni başladılar araştırmaya. Biliyorsun Hüseyin. Evet hocam. Ha. İlk defa biz yayınlamıştık. Evet. İnşallah TRT Haber'de de yayınlarız. Yani Kuzey Carolina Üniversitesi'nde bunun enstitüsü var. Enstitü yani bizim belki bir üniversite yerleşkemiz kadar. Evet. Gösteririz evet. Yani. Hatta oradan işte ben söylemiştim yani çağırdılar da gelin çünkü Michigan State Üniversitesi'nde efendim bu prostatitis.org sitesinde St. John Üniversitesi'nde bununla ilgili yazılarımız çıkınca o zaman bu benim söylediğim 96-97 Hüseyin dedi ki adamlar bunlar 2010'da başladılar zannediyorum North Carolina. İşte gelin daha geç dedi. Daha geç. Ben daha mı geç? Söylerim hocam ha. Önümüzdeki peki. Hafta. Peki. Yani yok dedim ya benim ne işim var? Ben kendi ülkemde, kendi memleketimde, kendi insanlarıma hizmet vereceğim. Şimdi burada işte bu fibrokistlere karşı ne önereceksiniz? Hadi bakalım. İlaç yok. Brokoli kürü. Bak bugün on binlerce kadın, genç kız nasıl dua ediyor biliyor musun Hüseyin? Dayanılmaz bir ağrı, fibrokistleriniz yok oluyor. Bak solid kitle olmamak kaydı şartıyla. Hipoekoik kist. Baksınlar ultrasonda ve görecekler hem kalsifikasyonlar gidiyor hem de fibrokistleriniz yok oluyor. Bakın şimdi kalsifikasyon diyor ya yani kalsiyum birikmesi var. Bu sefer de diyorlar ki kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketmeyin. Yani kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketmeyin. Bu sefer kalsiyumu engelliyorlar. Mesela böbrek taşı olanlara da söylüyorlar. Sakın ha diyorlar kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketmeyin. Böbrek taşınız artar. İşte memedeki kalsifikasyonlarınız zenginleşir. Küllün yalan. Küllün yanlış. İngilizler bu konuda araştırma yaptılar. Böbrek taşınız mı var? Veya memede fibrokistlerin etrafında bir de kalsifikasyon mu başlamış? Tam tersine kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketeceksiniz. Evet, evet Allah. Yani dolayısıyla şimdi bir de bu insanlara kalsiyumu siz kesince hele hele bir de menopoz dönemindeyse kadıncağız zaten kemik erimesi var östrojen hormonu düştüğü için bir de kalsiyumu engelliyorsunuz tam kemik erimesi tam hastalığın kucağına ne yapıyorsunuz atıyorsunuz kişiyi ne önereceksiniz kemik erimesine karşı? Efendim işte diyorlar ki şunu yiyeyim bunu yiyeyim.
en güzel gıda kemik erimesinde. Vücudunuzu asidik yapan gıdalardan uzak duracaksınız. Ne kadar asidik yaparsanız vücudunuz o kadar kalsiyum atar. Peki ne yapacaksınız? Bazik besleneceksiniz. Vücudu bazik yapan gıdaların başında. Bak asidik yapan en önemli gıdayı söyleyeyim size, yumurta. Bildiğimiz yumurta, tamam yumurta efendim sağlıklı, tamam sağlıklı da vücudu asidik yapıyor mübarek. Yani bunun bilinmesi lazım. Şimdi kemik erimesini hızlandırıyor. Peki bazik yapan nedir? İncir, zeytin. Yani bunlar vücudu bazik yapan gıdalardır. Evet, bunları öneririz. Son belki lahanayla. Lahanadan önce hocam telefon numaramızı da değerli seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Bizi canlı yayında telefonla sorunuzu iletebilirsiniz. 0312-349-80-87 numaralı telefona telefonlarınızı, daha doğrusu sorularınızı, özür dilerim. İlk yayın olur. Ekranda gör, evet ekran şu anda ekrana verildi. Bizi arayabilirsiniz. Oradan sorularınızı iletebilirsiniz. Evet. Bak lahana. Şimdi ya, hocam lahana, brokoli, şu nimet. Kardeşi. Tabii lahanadan brokoli türer, brokoliden de karnabahar türer yani. Müthiş bir şeydir. Yani evet, bu gördüğünüz lahana futbol topu gibi olan bir lahana. Ama benim size genelde tavsiye ettiğim açık alan tarımında yetişen lahanalar. Şu olabilir mi hocam, evet, sizin? Evet, evet. Açık alan tarımında böyle onun en dış yapraklarını pazarcılar hep atıyor. Esas onları isteyin. En kıymetlisi onlar. Yapım ekibimizde Emin Bey'e öyle söyledim. Aman dedim, lahana bulurken dışındaki yeşil yapraklılardan. Bu ha, taşıyor böyle onlar. Biraz açılıyor da tabii. Şimdi ama bak, insan yanlıştan doğruyu bulur. Efendim bundan turşu yaparsınız. Bak. Dünyada hiçbir bitkide B12 vitamini yoktur. Ama lahanayla B12 vitamini elde edebilirsiniz. Bir programda anlatırım bunun nasıl olduğunu. Efendim bir türlü B12'si yükselmiyor. İşte bunun sıvı halde de alıyor, işte şu bu. Ama ben size göstereceğim lahanayı, bir gün Serpil kızımız burada yapacak. Bak o B12 düşük olan B12'in vurulduğun halde iğnenin nasıl yükseliyor. Evelallah, evelallah. Yani şimdi lahana, bakın en önemli özelliğini söyleyeyim. Kan şekerini düşürmekte zorlanıyorsanız, yani ilacınızı kullandığınız halde, efendim inzulin iğnenizi vurulduğunuz halde zorlanıyorsunuz değil mi? Şu açık alanda yetişen lahanaların en dış yaprağı, o büyük olanını yarım litre suda kaynatıp 15 dakika mı için, bak o kan şekeri düşürmekte zorlandığınız o kan şekeri nasıl düşecek? Şimdi geliyorum başka bir konuya, lahana ile ilgili olarak uyku apneniz mi var? Aman Allah'ım. Ne fena bir şeydir. Of, uyku apnesi. Evet, öyle birden uyanırsınız, nefes alamıyorum filan. Efendim lahana kürü uygulayın. Bir de orada oksijen seviyesi de, oksijen satürasyonu, yani çözünmüş oksijen seviyeniz düşüyor tabii. İşte burada lütfen değerli izleyicilerimize söylüyorum, bak binlerce insan nasıl dua ediyor. Kaç kişi kurtuldu? Yani siz tabii ki doktor kontrolü esastır. Doktora gitmeyin, bunu kullanın. Sonucunu sakın ola ki çıkartmayın. İşte muhteşem lahana bu. Bak yapraklarını sanki kollarını açmış böyle. Yani şimdi efendim burada doğru lahana işte bunlar. Müthiş. 15 dakika kaynatacaksınız o en dış yaprağını. Tamam. Uyku apnesine bunu için yarım litre her gün. Daha sonra diyelim ki bunu 21 gün uyguladınız, akşamları da 40 kilit Equisetum arvenza çayı. Bak ne oluyor, bak ne oluyor. Ha şimdi bunun kimyasını anlatacağız değil mi efendim? Adam siz çerçöp derseniz, ya sizin çerçöp dediğiniz şeyin kimyasını mübarek insan, ben sana nasıl anlatayım?
Ya burada müthiş bir kimya var. Yani bunların metabolitlerini anlatmak. Yok hocam. Başka bir özelliğini söyleyeceğim. Mümkün değil o yani. Bak, tıpta gene çaresi yok. Lahana ile çözeceksiniz. Nedir bu? Resle yok. Venöz yetmezlik. Toplar damar yetmezliği ayaklarda. Bu diz kapağınızın altından aşağıya doğru toplar damar yetmezliğidir. Orada bir refleks var. Reflü ve dayanılmaz ağrı verir. Yürütmez sizi. Ha, inat ederseniz bir de noktasal böyle diz kapağının sağında veya solunda yaklaşık işte böyle bir domatesin tabanı büyüklüğünde orada yanma başlar, yürütmez. Venöz yetmezlik. Toplar damar yetmezliği. İşte efendim lahana. Yani. Ben buradayım. Hocam kullandım. Fayda etmedi deyin. Biz bunu nasıl çözüyoruz? Bu gökten zembille gelmiyor. Hüseyin, bunun içinde ilim var. O ilmin ışığında bilimle biz bu burada yola çıkıyoruz. E bilim de diyor ki bak bu lahanada mirosinaz diye bir enzim var. Buna dikkat et. Buradan izotiyosiyanatlar çıkar. O izotiyosiyanatlar brokolide zenginleşir. Bundan sonraki nesli. Ancak diyor bu glikozinolat burada en önemlisidir. Eğer bunu kullanabilirsen haşlayıp işte doyma keyfine vatandaşın ayağında, bacaklarında, baldırlarında venöz yetmezlik, toplar damar yetmezliği varsa bu bunun çözümüdür. Gel bunu anlatırız kimyasını. Şimdi değerli izleyicilerimizi bu konuda biz sıkmıyoruz. Sıkmak da istemem. İşin kimyasına girersek. Ben sizin defterlerinizi gördüm hocam. Onu hayır şunu söylüyorum. Kimse anlayamaz zaten yani. Zaten üniversitede bitki kimyası dersi veriyoruz. Ha, bir de hepimizin kimyası kötüdür hocam. Türk bizim okullarda berbattı yani. Ya Hüseyin bak ülkemizde temel eğitim fizik, kimya, biyolojinin çok iyi verilmesi lazım. Yani doktoradır, şudur, budur, yüksek lisans hepsini kabul ediyorum. Ama temel eğitim var ya, fiziğe giden kimyadan bir haber, fiziğe giden biyolojiden bir haber. Biyoloji okuyan kimya bilmiyor, fizik bilmiyor. Ya bunun üçü bir bütün. Yani temelde bu FKB dediğimiz eskiden FKB eğitimi o kadar önemlidir ki. Neyse şimdi lahananın bu özelliğini söylemiş olayım ben. Venöz yetmezlikte bir lütuftur. Uyku apnesinde bir lütuftur. İşte bunları Hüseyin ne yaptık? Televizyonlarda 94, 95, 96 anlatmaya başladık. Çer çöp dediler. Ya bundan lahanadan şey mi olup aşağıladılar. E şimdi Hüseyin yani seni aşağılayan bir insana, senin kalbini kıran bir insana, sana kötü nazarla bakan bir insanla sen sohbet eder misin? Sırrını paylaşır mısın? Cihanne-i alem olsan o bitki sana sırrını vermez. Göremezsin, bakarsın, göremezsin. Göstermez kendini, akla gelmez. Nedir akla gelmek? Dişini fırçalarken bir şey aklına geliveriyor. Nasıl oluyor bu iş Hüseyin? Yaradanın yarattığı nimete sen nasıl hakaret edersin? Bunu bir Avrupalı yapmaz, bunu bir Amerikalı asla yapmaz, bir Japon yapmaz, Çinli aldı başını gidiyor, değil mi? Dolayısıyla bu bitkilere, bu doğal yaşama bu kadar saygı ve hürmet varken sen nasıl hala çer çöp diyorsun ya? Aklını başına devşir. O artık hocam sizin özellikle son yıllarda yaptığınız sayısız programla, kitaplarınızla bence o artık hala kırıldı. Hala diyenler var. Ama sayıları giderek azalıyor. Ha mesela Yıldırım İstisnalar, Bayezid Üniversitesi'nde işte tıp doktorları, eczacılar geliyor. Mesela diyor ki hocam diyor. Ben sizin bu brokoli kürünüzü hastama öneriyorum. Fibrokisti var. Şifa buluyor. Buyurun klinik deneyini yapalım diyorum. İşte diyor ama ben bunu reçete olarak yazamam. Yani çok zor durumda kalıyorum.
mahalle baskısı uygulanıyor. Yani bir tıp doktoru işte bunlardan bahseder mi? Efendim onlar reçeteli ilaçlar yazacak. Yani doğal eczaneyi hiç kimse istemiyor. Duymak istemiyor. Çünkü burada bir baskı var. Ama değişiyor. Lahanayla mesela venöz yetmezliği tedavi ediyor. Ne kadar güzel. Evet. Hocam şimdi en Hüseyin, son bu insanlar... çok kısa maydanoza da değinelim isterseniz. Ha, bak, çok kısa. Şimdi maydanoz var ya. Bu arada özür dilerim, maydanoza değinmeden hocam telefon numaramızı canlı yayında soru peki. Sormak için telefon numaramızı bir kez daha ekrana. Evet, şu anda geldi. 0312 alan kodu 463 57 57 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Birazdan hem Twitter'dan hem de Instagram'dan sorduğunuz sosyal medyadan gönderdiğiniz soruları hocam cevaplamaya başlayacak. Ceren Hanım, merhaba hocam, babamın sağ akciğerinde su kabarcığı oluşumu mevcut, 30 senelik bir sigara öyküsü var, sigarayı bırakalı 2 ay oldu, ne yapmalıyız diyor. Hocam zaten bunun programın sonunda bunun kürünü vereceğiz. Evet. Sigara içenlerde bronş izniyle. Temizleyen kür. Biraz Allah'ın daha sabrınızı rica edeceğiz. Allah'ın buyurun. İzniyle. Buyurun hocam. Bakın ben değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Yani bu programlarımda özellikle TRT Haber'de belli bir sistematik dahilinde gideceğiz. Yani bu insanlara ışık tutacak. Yani öyle ışık tutacak ki öyle bir farkındalığı ortaya koyacak ki ha diyecekler. Çok şükür. Yani şimdi burada bakın ben değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum. Burada bir farkındalık. Siz maydanoz diyorsunuz. Şimdi kocaman maydanozlar var. Avcumun içi kadar maydanoz yaprağı evet. Olmuş. Hayır, yanlış, faydası yok. Siz köylünün maydanozu, Anadolu'nun kendi doğal eczanesi. Yani işte ecza orada. Tabii onu böyle burup şeyin robotun içine attınız mı mis gibi maydanoz kokuyor. Değil mi? Evet. Ya şimdi işte böyle küçük maydanozlardan alacaksınız. Bak bu maydanoz Hüseyin. Bunda iki tane özellik var. Bir, karaciğerin yağlanması ne demektir? Hepatosteatoz tıp dilinde. Karaciğeri yağlanması ne demektir? Değerli izleyicilerimize anlatalım. Trigliseritin var ya şu yağ diyorlar. Evet. Ha, trigliseritin karaciğerde birikmesidir. Buna karaciğer yağlanması denir. İşte o birikimi önler bu maydanoz. Bunu salatanıza bolca koyabilirsiniz. Tüketirseniz trigliseritin karaciğerde birikimini önler. Fakat mübarek Allah buna öyle bir şey yüklemiş ki genetik yapısını öyle programlamış ki DNA'sını antidepresan. Ancak diyor ki maydanoza bu sana tek başına yetmez. Bak bunu ben sana veriyorum. Bunun içinde yaklaşık 14-15 tane antidepresan etkin maddeleri koydum. Ancak senin etkili olabilmen için tevhide gitmen lazım. Sen tek başına bu konuda fonksiyonel değilsin. Anladın mı? Tefrik. Bak tek başına burada etkili değil. Ne yapacak? Bu işte tek başına çok fazla söz sahibi bir bitki değil. Bunun söz sahibi olabilmesi için antidepresanda yanına bir arkadaşa ihtiyacı var. O da ne biliyor musun? Ispanak. Ispanakla maydanoz bir araya gelecek. Oo, doyma, dokunma keyfine. Panik atak. Anksiyete. Maydanoz etkili ama içindeki etkin maddeler yetersiz Hüseyin. Tamamlayıcı olarak insan tek başına yaşayabilir mi ya? Müstakil çıksın daha hepimiz birbirimize muhtacız. Yani tevhide gidiyoruz. İşte bunun tevhidi beraberliği ıspanakla beraber. Bunu bilelim. Çünkü burada
Ispanağın fonksiyonu ne burada? Sabahları insanlarda kortizol hormonu seviyesi yüksektir. Evet, ıspanak bunu kontrol ediyor. Gün içerisindeki ruh halimizdeki osilasyonları dengeleyen, iniş çıkışları, fluktasyonları, işte monoamino oksidaz da var. Çok girmeyeyim şimdi o. Bütün burada kontrol altında tutan maydanozla ıspanak, bu beraberdir. Yani bir giriş olarak ben bunu sunmuş olayım. Yalnız bak Hüseyin, bu maydanoz bu trigliseritleri depolamasını engelliyor ya, ama depolanmışsa onu ortadan kaldıramıyor. Bol salatanızda maydanoz tüketirseniz karaciğerinizin yağlanmasını önlersiniz. Ancak yağlanmış bir karaciğeri, o yağı eritemezsiniz. Ne yapacaksınız? Limon. İşte çok fonksiyonel ama hep bir başkasına muhtaç. Ya limona muhtaç, ya ıspanağa muhtaç, ya kerevize muhtaç. Mesela bazı erkeklerin sorunları vardır. Yeri geldiğince anlatacağım. Maydanozla kereviz birleştiği zaman apayrı bir çözüm getirir. Ha, şimdi işte karaciğer yağlanmasında çözmek istiyorsanız mevcut karaciğer yağlanmanızı mutlaka maydanozla limonu bir araya getirmeniz lazım. Nasıl hazırlanır, nasıl olur, bunları söyleriz. Yani anlatırız Hüseyin yeri geldikçe. Peki hocam, şimdi açılıştaki konuşmamda kastettiğim şeyi sizin bu verdiğiniz bilgilerle herhalde değerli seyircilerimize de aktarabilmiş olduk. Yani biz öyle bakıyorduk. Biz yalnız, şüphesiz nereden bileceğiz yani, alanımızda değil. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin bu ilminizi paylaşmanızdan sonra biz de artık o gözle bakıyoruz. Yani ne lahana lahana eskisi gibi, ne limon limon. Yani bunların her birinde şifa olduğunu biliyoruz. Ve ben hep hocam şey soracaktım. Limon, sabahki o suya yarım limon sıkmayı. Ben onu aralıksız yapıyorum. Yani çok enderdir. Bir sakıncası olur mu? Kesinlikle yok. Efendim, kilo almanızı da önler. Sindiriminizi kolaylaştırır. İşte hep söylüyorum, flatulensi engeller. Kan sulandığı için kalbinizin yükünü hafifletir. Yüksek tansiyona karşı koruyucudur. Daha ne yapsın limon suyu? Daha ne yapsın hocam? Eğer doktorunuz ya şöyle yüzlük işte bir kan sulandırıcı alın diyorsa, lütfen doktorunuza sorun. Günde yarım limon sıkın öğleden evvel, bir de öğleden sonra yarım bardak suda. Misliyle hem C vitamini alıyorsunuz, hem kanınızı sulandırıyorsunuz, hem yüksek tansiyonu önlüyorsunuz, hem damar sertliğinizi önlüyorsunuz. Aliyu ala. Yani. Ya çok da basit, yapılması son derece basit. Dünyanın en kolay şeyi. Peki hocam, şimdi hemen bir açılışta vermiştik sosyal medya adreslerimizi, sorular gelmeye başladı. Adem Bey'den ileteyim hocam size sorusunu. Polikistik over ve karaciğer hemanjiyomu, doğru telaffuz edebildim mi hocam? Evet. Bunlar için ne tavsiye edersiniz diyor. Şimdi polikistik over'de bakın. Şimdi ben onu da söyleyeyim. Polikistik over, Hüseyin, yumurtalık kisti. Evet. Genç kızlarda veya hamile kalmak isteyen bayanlarda çok önemli bir sorun. Hadi tıp çözsün. Çözemez. Allah'ın izniyle. Yani hani biz hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadık diyor ya Allah. Ya Rabbi sen ne büyüksün ya. Aman Allah'ım, böyle bazen onun kimyasının içine girip o moleküler yapıları, o sekonder metabolitlerdeki düzeni, sistematiği gördüğün zaman var ya, o bildiğin kimya, analitik kimya, organik kimya, aman Allah'ım, bildiğin fizik, biyoloji, her şey allak bullak oluyor. Uymuyorlar. İnsan kendi bilimine uydurmaya çalışıyor. Bu grupta incelenir, bu burada incelenir. Ama Hüseyin, bizim bildiğimiz kimyanın dışında
Onların kendi bir kimya dünyası var. İlahi bir kudret bunları o şekilde illa kendi bilimiyle çözecek. Aklı sıraya biz ona saygı duyuyoruz. Tabii ki yani polikistik overde soğan burada nasıl etkili? Kuru soğan, bildiğimiz yemeklik soğan. Yüz binlerce kadın sadece soğan kürünü uygulayarak polikistik overe bağlı hamile kalamamaktan dolayı hamile kaldılar. Erken menopoz şikayetlerinde soğan kürü bulunmaz bir şey. Reklama bir dakika var hocam. Çok kısa hemen nasıl uygulasınlar soğan kürünü? Bildiğimiz yemeklik soğan. Evet. Kahverengi kabuğunu soyacaklar. Evet. Ortadan dörde bölecekler. 1,5 bardak suda dörde böldükten sonra 5 dakika suya atacaksınız bunu, kaynatacaksınız. 6 dakikada olur. Çok fazla ılıtmadan yudum 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 içeceksiniz. Kaç gün hocam? 15 gün. 15 gün. Evet. Peki. Bu polikistik overde yani. Hele o genç kızlara ne veriyorlar Hüseyin? İşte adet düzenleyici veriyor. İşte şunu kullan, bunu kullan. Hormon ilacı. 5-6 ay adet düzenleniyor. Çünkü polikistik over adet düzensizliği yapıyor ya. Kızcağız bırakınca şeyi, ilacı, bu sefer tüylenme başlıyor. Buyurun cenaze namazına, bu sefer ayrı, o ayrı bir üzüntü. Polikistik overi de tekrar ediyor. Yani soğan kürü, soğan işte. Kürü. Soğan kürü. Hocam çok 10 saniyemiz var. Karaciğer hemanjiyomu için ne önereceksiniz? Ha, bunun İkinci için soruydu. Yapılacak olan şey lavanta ve keçi boynuzu pekmezi. Pekmezi. Evet, bunun şeyi, uygulaması. Azı uygulama şekli rahatlıkla internette filan bulabilirler. YouTube'larda bulabilirler. Peki. Değerli seyircilerimiz, ekmek dosyasına reklamdan sonra gireceğiz. Gerçekten dosya dememizin özel bir sebebi var. Hangi ekmeği yiyelim? Daha doğrusu ekmeğin asıl ana maddesine buğday ve tohum. Çok önemli konulara gireceğiz. Onun dışında kürlerimiz var ama öncesinde kısa bir ara. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oldukça fazla da konumuz var. İnşallah hepsini yetiştirmeye çalışacağız. Önce sokaktan gelen sorularımız. Hocam 12 yaşındayım. Erken yatsam da geç yatsam da sabah kalkarken zorlanıyorum. Neyi tavsiye edersiniz? Evet, şimdi o kadar güzel kendisini ifade etti ki, yani yorgun kalkıyor. Burada yapılacak olan şey ne biliyor musunuz? Bakın dikkat edin, bu hanım kız biraz topluca, büyük bir ihtimalle kendisinde karaciğer yağlanması var. Bak, doktora gitsin. Şimdi doktor ya niçin uyuyamıyorsun filan diyecek. Yani uzun uyusa da gene yorgun kalkıyor. Kalkamıyor. 10 saat bu yataktan çıkmak istemez. 12 saat. Neden? Günümüzdeki insanlarda karaciğer yağlanması gerçekten had safhada Hüseyin. Bu hanım kızımız biraz topluca, yani herhalde bir 3 kilo 5 kilo kadar fazlalığı var. Bu bazı insan, her kilolu insanın karaciğeri mi yağlanır? Hayır. Ama şikayetinin doğrultusunda ben teşhis koyamam. Eğer sabahları yorgun kalkıyorsanız, uyanmakta zorlanıyorsanız. Beyefendinin sorusu da karaciğer yağlanması üzerineydi. Onu da dinleyelim hocam. Tamam. İsimlerini de yazalım haftaya dilerseniz. Kim konuşuyor biz de bilmiş olalım. Buyurun. Sayın hocama karaciğer yağlanman var, ne önerir onu sormak istiyorum. Tamam. Yani günümüzün insanında gerçekten karaciğer yağlanması had safhada. Yani çünkü karaciğer yağlanması hiç iyi bir şey değil. Tıp fakültesine giden her öğrencinin ilk öğrendiği şey karaciğer yağlanması. Ne kadar yüksekse derecesi, kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksek. Vücutta nasıl anlarız hocam? Hemen şimdi şu işte, göbek tarafı. Yok, şart değil. Değil. Yani eğer sabahları yorgun kalkıyorsanız, bak, sabahları yorgun kalkıyorsanız,
8-10 saat uyuduğunuz halde yorgunum diyorsanız, illaki sebebi karaciğer yağlanması değildir, olmayabilir ama büyük bir ihtimalle. Bir başka şey, doktora gittiniz, bir kan tahlili yapıldı, karaciğer enzimleriyle ilgili olarak 3 tane önemli karaciğer enzimi var. Bunlar ALT, AST ve GGT. Şimdi ALT, AST'den yüksek duruyor ise büyük bir ihtimalle karaciğer yağlanmanız var demektir. Hatta o kadar ki, yani normal sınırları arasındadır. Mesela bakarsınız kan tahlilinizde, işte ALT efendim 40'ı geçmeyecek, AST 40'ı geçmeyecek, tamam. Bakarsın normalmiş. Hayır. Bakın, normal aralıkta olmasına rağmen diyelim ki ALT değeriniz 35 ve AST değeriniz de 25. Arada 10 birim fark var. ALT yüksek duruyor ama normal aralıkta %99.999 karaciğer yağlanmanız var. Hem de en az ikinci derece. Doktorunuza gidin, ultrasonla da baksın, teyit edecektir. İşte burada bunun çözümü tıpta ilaçla yok. Spor yaparak iç organ yağlanmalarını tedavi edemezsiniz. Yok edemezsiniz. Karaciğer veya böbrek yağlandıysa, kalbiniz dıştan yağ bağladıysa spor yaparak, o zaman millete stent takmaya gerek yok Hüseyin. Spor yaptır, biraz da zayıflat, o zaman damarlardaki yağlar erisin veya kalbin dıştan yağ bağlanması erisin. İç organ yağlanmaları kalp gibi, böbrek gibi, karaciğer gibi risklidir. Mutlaka çözülmesi lazım ve bunun ilacı yok. Ama karaciğer yağlanmasının ilacı var. Maydanoz limon. Kurban olduğum Allah. 16-17 tane kızımız yapacaktır onu. Maydanozu alıyorsunuz. Küçük maydanoz, elinizle koparın. Bunu robotun içine atıyorsunuz. 16-17 tane. Köy maydanozu. Köylümüzün pazar yerine getirdiği. Evet Serpil. İşte o kadar kızım, al onu, saplarıyla beraber ama atıyorsunuz, tamam. Üzerine tam bir limon sıkıyorsunuz, tam bir limon da 2 yemek kaşığıdır. Bir bardakta su, robotu çalıştır, blender'ı çalıştır. Hani blender dediğimizde şu sütlü muz makinesi var ya, tamam, 1-1,5 dakika çalışsın, yemyeşil su halini alacaktır. Bunu sabah aç karnı içeceksin Hüseyin, 15 gün. Eğer ikinci, üçüncü derece varsa 15 günden sonra bir 5 gün ara verip tekrar bir 15 gün yapın. Bak daha üçüncü, dördüncü bilemedin. 5. gün sabahları zinde kalkmaya başlayacaksınız. 7-8 saatlik uyku. O hanım kızımız var ya, küçük, hafif biraz topluydu o. Aman hocam, toplu demeyelim, üzülmesin. Yok ya, yakışıyor da kendine. Melis Aytekin, teşekkür ediyoruz. Melis, yanlış anlama kızım. İsmini de gönderdi. Evet, yani hafif toplu veya ekranda öyle gözüküyor. Her neyse, dolayısıyla bak, bana dua edecek. 1. haftadan itibaren en geç uykusunu almış olarak kalkacak. 7-8 saatlik uyku ona yetecektir. Celal Bey, ikinci soruda karaciğer yağlanması. Sabah aç karnı. Evet. Böyle spor yaparak, koşu yaparak. Sonra mesela Celal Bey nasıl spor yapsın? Şimdi o yaşta hayatında koşmamış bir adamı koşturmaya başlamak iyi bir şey değil. Yani bununla bu insanlara yürüyüşünüzü artırın diyebilirsiniz. Yani akşam yürüyüşleri, yatağa gitmeden. Ama bu insanlara siz koşun diyemezsiniz. Doktoruna bir danışsın bakalım. Ne bileyim ben. Yani her insan hemen spora başlayamaz. Uzun yürüyüşlerle gidilir bu konuda. Evet. Peki. Şimdi o zaman anons etmiştik telefon numaramızı. 0312 463 57 57.
Meral Pamuk bizi Elazığ'dan arıyor. İyi akşamlar Meral Hanım. İyi akşamlar Hüseyin Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Hüseyin Bey. Siz nasılsınız? Çok şükür, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun hocama sorunuzu alalım. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah? Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Hocam bizler de yüzlerinizi öpmüşüz hocam. Özlemiştik sizi hocam. Ekranlara hoş geldiniz, evimize sağ hoş olun. Geldiniz. Ecmain. Hep birlikte inşallah. İnşallah buyurun. Hocam Allah hayırlı ömürler versin. Sağlıklı saatli ömürler versin hocam. Ecmain. Hocam öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Ben bir rahatsızlık geçirdim. Divertikülit rahatsızlığı. Evet. 5 ay çektim hocam. Çok çektim yani. Anlatılacak gibi değildi. O dereceye gelmiştim ki yani ağlıyordum. Öleceğim, oğlum nerede kalacak? O dereceye gelmiştim hocam. Sürekli doktorlara gidiyordum. Doktorlar bir şey bulamıyorlardı. Ameliyat diyorlardı. Ben de ameliyat olmak istemiyordum. Evet. Kanımda iltihabım yükseliyordu. Dut kürünü yaptım hocam, sizin kürünüzü. Evet. Faydasını gördüm hocam. Sizin nane, ıhlamur, papatya kürünü yaptım hocam. Evet. Allah razı olsun binler kez. Polit kürünü yaptım hocam. Divertikülitim geçti. Hastanede yattığım halde hocam hiç faydasını görmedim hocam. Ama sizin kürünüz bana şifa oldu. Rabbim onunla bana şifa verdi. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Sorunuz Allah, var mı? Var hocam. Oğlumun dikkat dağınıklığı var. 12 yaşında hocam. 11'i bitirdi, 12'de alıyor. Evet. Sizin havuç kürünüzü yapıyorum. Evet. Kestane balınızı kullanıyorum, önerdiğiniz şeyleri. Başka önereceğiniz bir şey var mı hocam? Okula tamam. Gidiyor, dikkati dağılıyor. Yazılarda falan sorun çıkıyor hocam. Tamam. Yani zekası yerinde hocam. Hocalar da diyor çok zekalı ama dağılıyor, toparlayamıyor hocam. Tamam. Peki. Ben size hayırlı akşamlar diliyorum. Selametle hayırlı kalın akşamlar. Ve dinleyin. Bir şey daha soracağım. Size buyurun. Bu yerli tohumlar üstüne bir sefer konuşmuştunuz hocam. Biz de köylü insanlarız hocam. Hani bunları ulaşıp alabileceğimiz yerler var mı? Bize önerebilir misiniz? Tabii inşallah. İnşallah zaten. Çünkü biz köylüyüz hocam. Kendimiz ekip kendimiz biçiyoruz hocam. Bağımız bahçemiz var hocam. Hani yani yerli tohum istiyoruz. Aldıklarımız bir şeye yaramıyor hocam. Lezzeti yok. Yani çok affedersiniz. Ha bir ottur, ha bir yediğimiz domatesi biberidir hocam. Hani evet. Biz en azından bir yerli tohum olsa sonuçta ulaşabileceğimiz bir yer varsa önerirseniz çok teşekkür ederiz hocam. Tamam, çok teşekkür inşallah. Ediyoruz Meral Hanım. Benim de eşim Malatyalı, hemşeri sayılırız. Elazığ, Malatya. Birbirine yakın, yakın değil hocam, mi? Komşu iller. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun evet. Hocam. Şimdi bak, ben Meral Hanım'a teşekkür ediyorum aradıkları için. Bir, divertikül ve polip diyor. Bugün tıpta polibin çaresi yok, bağırsak poliplerinin. Hadi çözün, ne önereceksiniz? Kolonoskopi yapıldı mı, polipi gördü mü doktor alır hemen. Alır, evet. Ha. Bunun bak kürünü uyguluyor. İleride bunu anlatacağız programlarımızda. Nasıl bir kür olduğunu Allah'ın izniyle. Bak onu 2 defa uygulayacak Hüseyin. Bu polipler bir daha tekrar etmeyecek. Bu böyle bir nimettir yani bu kür Allah'ın izniyle. Bazı insanlarda polipler sık sık tekrar eder. Gider aldırır, gider. Çünkü kansere dönüşme riski var. Şimdi şeyden bahsetti. Çocuğundaki dikkat dağınıklığından bahsetti. Burada taze sıkılmış havuç suyu. Bakın bu çok iyi. Bir de mevsiminde can eriği. Muhteşemdir. Dikkat dağınıklığında. Ancak ben şunu söyleyeyim. Meral Hanım çocuğunuza asitli içeceklerin içerisinde suni tatlandırıcılar var. Bunlardan uzak duracaklar. Ve 12 kromozomlu buğday, bunun ekmeğini tüketeceksiniz. Yani böyle hemen 10 dakikada 8 dakikada pişen değil. Bu ekmekler 1 saat filan pişiyor. Birazdan göstereceğiz hocam. Evet. Şu masanın üzerinde tamam. Duruyor gerçekten. Göstermemiz evet. Lazım. Bir başka şey daha söyleyeyim. Çocuklarınıza kesinlikle
bu katkılı tatlılar var. Çikolataların içinde değişik katkı maddeleri var. Şimdi her insanda aynı etkiyi yapmaz ki bu mübarek. Mesela bir vatandaşın patlıcan alerjisi vardır. Sen yersin bir şey olmaz, o patlıcana karşı alerji. Dolayısıyla insanların genetik yapıları farklıdır. Şimdi dikkat dağınıklığı dediğimiz şeyde işte özellikle bu çocukların dikkat etmesi gerekiyor. Gerçekten %100 doğal buğday ekmeğini tercih ettirin. Bunu söyleyeyim. Bir de tohumlardan bahsettiler. Ben burada yeri geldi tekrar söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin manevi destekleriyle 31 Mart 2017'de biz yerli tohum projesini başlattık. İkincisi 2017'de Samsun'da oldu. Bu yılda Allah nasip ederse Urfa ve hemen arkasından nerede yapıyoruz? Urfa'dan sonra programda Konya var. Evet, saygıdeğer hanımefendi en büyük destekçimiz. Bir an önce insanlarımıza Anadolu'nun ata tohumlarını, yerli tohumlarını kazandırmaktır hedefimiz. Zaten bunları bir defa verdiğiniz zaman bir daha gelip sizden istemeyecekler Hüseyin. Yani o kendiliğinden bir yemek kaşığı verdiğin zaman bir bostan domates çıkartırsın. Oradan 2-3 domatesi kendine tohumluk ayırabilecek. İnşallah önümüzdeki sezonda yavaş yavaş Tarım Bakanlığımız bunu sunacak. Biraz bu konuda geç kaldık. Ben biliyorum geç kalma nedenlerimiz de bazı teknik nedenlerden dolayı, ama Tarım Bakanlığımız bu konuda hızlı bir çalışma temposu içerisinde. Ben de öyleyim, var gücümüzle yani bu projeye şey yapıyoruz. Siz yıllardır söylüyorsunuz hocam. Geçtiğimiz günlerde ben BBC'de seyrettim. 1000 yıllık, ya İngilizcem fena değildir, İnşallah yanlış anlamamışımdır, ama 1000 yıllık tohumdan ekmişler buğdayları ve o buğdaydan ekmek yapıyorlar ve dünyanın her yerine, hocam altını çiziyorum, dünyanın her yerine satmaya başlamışlar. Evet. Yani Anadolu toprakları bunun asıl, doğru mu hocam? Tabii, göstereceğim biraz sonra. O zaman başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa değerli izleyicimizin sorusuna geçelim mi hocam ekmek dosyamıza? Evet. Çünkü ben Meral Hanım'a şunu da söyleyeyim. Oğlu için bir de Cinco Biloba çayı da içirebilir. Melissa, bak, limon Melissa. Bu dikkat dağınıklığında limon Melissa da sedatif etkilidir ama çok faydasını görecektir. Şu anda gösteriyoruz, evet. Emrah, gösterebiliriz. Şimdi bak, şu şeyi de söyleyeyim Hüseyin. Fransa ne halde biliyor musun? Fırıncıların %25'i eski buğdayları arayıp ekiyorlar. Elle yoğurmaya başladı adamlar. Gösterdiler. 1000 yıllık tohum diyor. Şimdi hocam Anadolu'nun her tarafının, değil mi? Nereyi kassak tarih fışkırıyor. Öyle de tarih deyince de 50-100 yıllık tarihten bahsetmiyoruz. Şu haritaları bir görelim. Haritaları rica edelim. Ekmek dosyamıza başlayalım. Evet. Serpil, evet, bastı blender'a, çünkü maydanoz limon kürünü yapın demiştiniz hocam. Onu da bu fırsattan istifade ederek işte yeşil bir su içeceğiz ve karaciğer yağlanmasını. Prosesiyle beraber içeceksiniz. Evet. Sabaha çıkarmak. Sapını atmıyoruz değil mi hocam? Kesinlikle, o da içine. Hepsi içinde böyle yemyeşil, mayhoş bir de tadı var onun. Peki hocam, yani ekmek dosyasının kısa fragmanını da girdi. Şimdi, haritası da geliyor. Buyurun hocam. Şimdi bakın efendim. Şimdi ekmek dediğiniz zaman buğday, bak, Göbekli Tepe'de buğday,
yıllar öncesinin buğday tohumlarını buldular. Göbekli Tepe'de. Tarihin en eski yerleşim yerlerinin. Bugün buğdayla ilgili hangi yabancı kaynağı açarsanız açın, geçin ikinci haritaya. İkinci harita. İkinci harita, bundan sonrakine. Geliyor hocam. Evet, orada şunu göreceksiniz. Buğdayın ana vatanı Anadolu topraklarıdır. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi milattan önce 8500-9000 yılı. Görüyor musun bak, evet. Hüseyin? Anadolu'nun bu 8000-8500 yıl önce başlangıcı, orijini bunun Anadolu topraklarıdır. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Yani Anadolu bize ait, buğday bize ait. Biz Meksika buğdayı ithal ettik 80'li yıllarda. 1984-85-86'da Hüseyin, rahmetlik Süleyman Demirel'in lafıyla 70 sente muhtaç denildiği dönemlerde Türkiye'nin. Yurt dışına çıkamıyoruz ya. Merkez Bankası'ndan döviz almamız lazım. Pasaportum var. 100 dolar yok Merkez Bankası'nda. Düşünebiliyor musunuz? O dönemlerde işte Mersin ve İskenderun limanına, lütfen bu harita kalsın. Tahıl gemilerinin biri geldi, biri gitti. Biri geldi, biri gitti. Ve neticede 3 yıl boyunca Anadolu'nun tahılları, buğdaydır, mısırdır, mercimektir, nohuttur, fasulyedir, bunlar hep yurt dışına gitti. Doğal ata tohumları. Üçüncü yılın sonunda dediler ki ya bunlar %30-%40 verimli, buyurun size yüksek verimli buğday dediler. İşte Meksika buğdayı geldi ve Meksika buğdayının en büyük dezavantajı nedir biliyor musunuz? Bu Meksika buğdayının tohum köklerine baktığınız zaman biz buna sideroforik etki deriz. Demiri ve çinkoyu seçme. Çinkoyu istemiyor, almıyor. Çinko en çok erkeklerin prostat sıvısında bulunur. Kadınlarda ise yumurta gelişiminde ve yumurta çatlamasında fonksiyonel rol oynar. Görüyor musun? İşte bugün tüp bebek merkezi diyoruz. Kadınlardaki şikayet, yumurtam çatlamıyor filan. Yani veya erkeklerde sperm sayısının düşük olması, sperm kalitesinin bozuk olması, sadece bu mu? Başka birçok nedeni var. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi. Şunun bilinmesini istiyorum. Buğday yüksek tansiyonu önler. Onlarca bilimsel makale var. Bu konuda isteyen, yazı istiyorsa lütfen bana mail atsınlar, göndereyim. Yüksek tansiyonu önler, esansiyel hipertoniyi önler, diyabeti önler, otoimmün hastalıkları önler, trigliseriti önler, yani yükselmesini, kolesterole karşıdır. Yani dolayısıyla kardiyovasküler rahatsızlıklara karşı. Ama şimdi tükettiğimiz bu ekmeğe karşı bilim adamları çıkıyor, diyor ki ekmek tüketmeyin. Evet, bugün vatandaş diyor ki hocam diyor ben ekmeği tükettiğim zaman şişkinlik yaşıyorum. Mübarek, madem ekmek yemiyor diyorsun, sebebini de izah etsene. Doğru ekmek var Türkiye'de. Bak bu Siyez buğdayı, yani bizim, veya bu Kars'taki Kavlıca buğdayı, Anadolu'da nice tohumlarımız var. Karakılçık buğdayı. Karakılçık, Elazığ'ın. Bakın bunu, bu yabancı bir kitaptan alınmıştır buğday üzerine. Hangi yabancı kaynağa bakarsanız bakın, buğdayın ana merkez üssü Anadolu'dur. Tüm dünyaya buradan yayılmıştır. Ya bugün bizim bir buğday araştırma merkezimiz olacak ve girişini de altın varaklarla yazacağız. Dünya sahip çıkmaya başladı. Şimdi burada... İngilizleri söyledim işte hocam. Yani bakın mesela bu buğdayla ilgili, buğdayın en önemli özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Bir toplantıya katılmıştım. Kadıncağız çıktı oradan,
söyledi. Efendim dedi, sizin önerdiğiniz buğday körüyle işte benim yakınımın MS dediğimiz multiple sklerozis tedavi oldu dedi. Kurtuldu. Bugün MS bak aldı başını gidiyor Hüseyin. Yani çok arttı. Bunlar görülmeyen rahatsızlıklardı. Şeyi gluten alerjisini işte efendim çölyak. Bakın çölyak dediğiniz rahatsızlık 1930'larda, 20'lerde, 40'larda, 50'lerde hatta ta 65-70'in başına kadar küçük çocuklarda olan yani 2-3-4 yaşına kadar olan çocuklarda olan bir rahatsızlıktı. Yetişkinlikle yetişkin insanlarda çölyak yoktu. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı? Efendim gluten. Gluten alerjisi. Tabii şimdi gluten alerjisi başka şey. Gluten intoleransı başka bir şey. Bir de reaktif gluten dediğimiz bir olay var. Bakın Siyez buğdayına bakın. Karakılçık buğdayına bakın. Kars'ın Kavlıca buğdayına bakın. Daha başka buğday çeşitlerimiz var. Evelallah Anadolu boş değil. Anadolu bize Allah'ın bir lütfu Hüseyin. Dünyanın en büyük serveti üzerinde oturuyoruz biz. Siz yeter ki bunu harekete geçirin. O zaman sorun hocam buğday değil. Ha. Sorun hangi buğdaydan ekmek? Hangi buğdaydan yaptığın ekmek? Hangi buğdaydan yeni çeşit geliştiriyorsun? Ona bakacağız. Bak şimdi bu... Buğdaylarda, karakılçıkta olsun, kavlıcada olsun, siyez buğdayında olsun, gluten oranı, gluten nedir? Gliadinle glutenin denilen iki tane protein var. Bu suyla karıştığı zaman bir kompleks oluşturuyor ve biz buna gluten diyoruz. Ve bu gluten oranının %5, maksimum %7 olması lazım. Bu ata tohumlarımız buğdaylarda böyle bu. Ama şimdi yeni buğday türlerinde ne oldu bunlar? Tüm dünyada %15'lere çıktı. En az %12 olacak diyorlar. Niye? Çünkü gluten oranı yükseldikçe ekmeği 8-10 dakikada pişiriyorsunuz. Yani 8-10 dakikada bir ekmek mi pişer? Sizin siyez ekmeğiniz, siyez buğdayından yaptığınız, kavluca buğdayından yaptığınız ekmeği, karakılçık buğdayından yaptığınız ekmeği bir saatte pişiriyorsunuz. Ve içindeki gluten oranı da %5, %6 oranında. %12'lere çıkıyor. Gluten oranı yükseldiği zaman gliadin de yükseliyor. İçinde 4 çeşit önemli protein var. Yani buğdayın. Bunlardan biri albumin, diğeri glutenin, gliadin mesela. Bunlar burada reaktif gluten oluyor. Reaktif gluten de ne yapıyor? Öyle amino asit dizilişleri var ki opioid gibi davranıyor. Resmen bir uyuşturucu reseptörlerini aktive ediyor beyinde. İşte burada çocuklarda dikkat dağınıklığı başlıyor. Yani sindirim şikayetleriniz ortaya çıkıyor. Ama diğer tohumlarla yaptığımız zaman buğdayda bir problem yok. Evelallah zaten hızlı hızlı bir de geçiş var. Şimdi bak şunu söyleyeyim. Hüseyin, Yusuf suresinde 12. surenin 43. ayetine, 46. ve 47. ayetlerine baktığımızda Allah, bak ilim kitabıdır yüce kitap, ilim. Kral dedi ki, burada kral dediği kim biliyor musun? Firavun. Rüyamda 7 arık ineğin, 7 semiz yani cılız ineğin, 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Bakın şimdi bu ayet burada dursun. Buradaki 7 rakamı çok önemli. 7. Unutma. Buğday 7 kromozomludur.
Ancak başlangıcı 7 kromozomludur ve burada tetraploid diyoruz biz. Ploidisine baktığımız zaman dörtlü, 7 ama dörtlü. İşte buradan 4, 7, 28 toplam kromozomu vardır. 14, 2N'e baktığınız zaman doğru olan budur. Bakın 4 defa mesela 46 ve 47. ayetlere baktığımızda da 7 rakamının 4 defa tekrarlandığını hemen bakalım aynı onlara hocam. Ayet içerisinde görürsünüz. Bakın buradaki semiz nerede? Evet, baktığınızda 46. ayette ey özü sözü doğru arkadaş Yusuf, rüyanda görülen 7 arık ineğin, cılız ineğin yediği 7 semiz inek ile 7'si yeşil, diğer 7'si kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler. 4, 7, 28. Toplamda 28 kromozom. Yani 14 kromozomlu buğday. En doğru, yani yüce kitabın işaret ettiği, işte siyez böyle bir tanesi. Kavlıca böyle bir buğday. Kara kılçık buğdayının aslı bu. Yüce kitap sana bunu işaret ediyor zaten, ilim. E sen bunun dışına çıkıp da yok efendim transgenik, ben bunu daha verimli yapacağım. E artır. Yani 7 tane kromozomu ansiz tetraploidi olarak dikkate aldığınızda, bunlar cross yaptığında ortaya çıkacak olan genlerin, ürettiği proteinlerin ne olacağını bilemezsin. Buna ne ilmin, buna ne bilimin yeter, ne senin laboratuvar imkanların. Ha, besin değeri yüksek mi efendim? Besin değeri yüksek. Verimliliği yüksek mi efendim? Verimliliği yüksek. Al %95 yaptın. Besin değeri de yüksek. Proteini de yüksek. Yağ oranı yüksek. Gluteni de yükselttin ya işte. Ne oldu neticede? Ha, işte burada olay sadece besin değeri ve hastalıklara karşı da dirençli yaptım diyor. Mübarek, bütün genomun dengesini bozdun ya. Onu öyle sana Allah da öyle demiyor. Bak ayetinde de açık seçik bir şekilde hangi yolu takip etmen gerektiğini söylüyor. Bak yeri gelmişken söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz, o surenin adı Bal Arısı'dır. Nahl suresi 16. surenin 9. ayeti. Bak orada Allah ne diyor. Ben diyor bu kitapta sorumluluğumu yerine getirdim. Ey insan, sana doğru yolu gösterdim. Ama yolun eğrisi de vardır diyor. Sen ne gidiyorsun yolun eğrisine? Doğru yoldan gitsene. İlim kitabının ışığında bilim yap. Ama yok, sen ilmi kabul etmeyip ben bilimimle bunu çözerim. Yüksek verimli tohum yaparım. Yüksek besin değerli tohum yaparım. Hastalıklara karşı da dirençli tohumu yaparım ben buğdayı dersen yaparsın. İşte sonucunu da görürsün. Bugün bütün dünya uyandı. Amerika hatasını anladı. Başına öyle bir bela aldı ki bu GDO'lu tohumlarla. Çünkü onlardır bunları bütün ortaya evet çıkartan Hüseyin. Kendi toplumunu ne hale getirdi? Sağlık harcamaları tavan yaptı. Ya bırakın ya, bizim işimize gücümüze karışmayın. Bakın bugün bir insanda buğdaya dokunamazsınız. Buğdayın çok ayrı bir yeri var. Kur'an'da bir ayettir. Bir insanda 20 ile 25 bin gen var. Fakat buğdayın da bulunan gen sayısı ne kadar biliyor musunuz Hüseyin? Minimum 164 bin ile 334 bin gen var. Kromozom sayısı az olmasına rağmen genleri en yüksek olan canlıdır buğday. Dokunamazsın çünkü her şey alt üst oluyor. Yani bakın, bir buğdayın oluşabilmesi için Anadolu'yu gezerseniz tarlaya, yeşil alanlara çıkmış olanlar görür. Böyle başak gibi ot görürsünüz. Dokunduğunuzda içi boştur onların.
buğday zannedersiniz. Evet. Ha, yani biz ondan pisi pisi oynardık elimize. Evet, evet. Kırıp böyle oynadığınızda size doğru gelir. Bildiğimiz ot. İçi boş, boş ama. İşte onun atası. Ondan alıyorsunuz. A. Farklı bir cinsini alıyorsunuz. B. Gene farklı bir cinsini alıyorsunuz. C. Bunun üçü bir araya geliyor. 7 kromozomlu. Her biri diploid. Yani kromozomları çift. Ve buradan yepyeni bir tür ortaya çıkıyor. Bu türü ortaya çıkartan ilahi güçtür. Bunu bir insan yapamaz. Buna ne bilimle yaklaşabilirsin, ne de kendi ilminle yaklaşabilirsin. Bu ilahi bir takdirdir. Bunu da Allah Anadolu topraklarına bize nasip etmiş. Onun için yani biz buğday konusunda dünyada bir numarayız. Kimse sahip çıkamaz. Hep Anadolu'dan gitti bunlar. Yani söyleyeyim. Hocam Anadolu'nun her yerinden arkadaşlarımız topladılar. Şimdi bu siyez buğdayıyla yapılmış bir ekmek. Bakın şimdi normalde ekmek nasıldır? Biz normal beyaz aldığını pat. Bu hocam bunun sertliğini ben göstermek istiyorum. Bütün gücümle. Şu anda görüyorsunuz bastırıyorum. Bayatlamaz da. Bayatlamaz. Bütün gücümle bir yani. Bir hafta durur. Şimdi bak ben değerli izleyicilerimize söyleyeyim. Ben ne yapıyorum? Siyez buğdayı. Tamam yapılmış ekmek. Kavlıcadan yapılmış ekmek. Kara kılçıktan yapılmış. Envai çeşitlerini görecekler. Çok az kaldı. Yani bunun için gerçekten çok ciddi bir mücadeleler veriliyor. Kolay bir şey değil. Bunları harekete geçirmek Hüseyin. Yani hani Anadolu'nun bir lafı vardır. Lafla peynir gemisi yürümez. Lafla olmuyor bunlar. Evet. Yani icraat yapmanız lazım. Sistemi harekete geçirmeniz lazım. Yıllardır oturtulmuş bir düzen var. Bu düzeni yavaş yavaş değiştirebiliyorsunuz. Allah tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın Dam ve onun muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendiden razı olsun. Çok büyük manevi destekleri var. Şu ekmeğin bugünlere gel çok daha iyileri gelecek. İnsanlar nasıl bunu görecekler. Şimdi bakın burada yani, ülkemizde ararsak bulabiliyoruz hocam. Tabii. Önemli olan çoğalması. 11 dakikamız tabii. Var. Küre geçeceğiz. Peki, burayı topluyorum. Geçelim Hüseyin, toparlıyorum. Şimdi siz ekmeği fırına veriyorsunuz. Pişirme süresi ya 10 dakikada ekmek çıkıyor. 10 dakikada ekmek mi çıkar? Çıkartabilmen için glutenin yüksek olması lazım. E ondan sonra yok çölyak, yok efendim gluten alerjisi. İşte bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün söylemek istediğim. Kavluca buğdayının mayalanma süresi 14 saatmiş hocam. Tabii buzdolabına alıyor. Kolay değil bu, emek isteyen bir şey. Bakın buğdaya dokunmayın. Buğday çok farklı bir şey. Yani bu ekmekleri gerçekten bunlar göründüğünde lezzetinden... marketlerde hocam bu lüks marketlerde satıyorlar ya ismine de yok Alman ekmeği yok hani ya da yurt dışına gittiğimizde görüyoruz. Bunlar ülkemizde olan arandığında da bulunabilen ekmekler tek hızla yayılmaya başlayacak. Yayılması. Tabii işte sistemin oturtulması lazım. Yani Tarım Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Yani bu kolay değilse 780 bin kilometre kare yani tabii, yaygın tabii. Bir ülke bunların hepsinin bir düzene girmesi gerekiyor. Hocam haftanın kürü. Peki. İlk evet. Kürümüz hocam hangisiyle başlayalım? Akdeniz ateşiyle başlayalım. Evet. Malzemelerimiz ve malzemelerini şunlar hocam. Nasıl yapmamız gerekiyor? Kurutulmuş kiraz sapı. Ekrana da gelecek şimdi. 25-30 tane bu Akdeniz ateşi Familial Mediterranean Fever FMF dedikleri ailesel Akdeniz ateşi 25-30 tane. Atıyorsunuz. Evet. Üç aşamalı bir kür. Evet. Sonra? Bir tatlı kaşığı da ısırgan otunu atıyoruz hocam. Evet. İkisini aynı anda 8 dakika kaynamış olan klorsuz suyun içine atıyoruz. Bir karıştırın onu. Evet.
yaklaşık 7-8 dakika bunu kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Daha sonra hocam bir tatlı kaşığı da ebe gümecinden atıyoruz. Bu da 6 dakika kaynamış suyun içerisinde kaynıyor ve sıcakken süzüyorsunuz bunu. Evet. Bunlar kaynamaya devam etsin. Biz programımıza devam ederken. Evet. Sonrasında burada bir de ne geliyor? Hmm. Karabaşot hocam. Evet. Bundan da 5 tane atıyoruz kaynamış suyun içerisine. Eğer küçükse başakları 6-7 tane atabilirsiniz. Bu boyda karabaştan 5 tane atmanız yeterli. Ne kadar kullanılacak bu? Yani kaç gün süresi? Bu bizim verdiğimiz kür yani 1 aylıktır normalde ama hocamızın önerisi 3 ay. 3 ay evet. Düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çok ama çok faydasını görüyorlar. Şüphesiz hocam. Yani çok fazla ben yakinen şahidiyim. Gelen sosyal medyadan gelen sadece soru gelmiyor. Sizle ilgili çok güzel mesajlar da geliyor. Orada birçok kereler ben şahit olmuşumdur. Telefon hattı mı telefon sorum? Peki. Bunlar kaynamaya devam ederken sigara tabii ki çok büyük şimdi bir sorun yani hepimiz bir için. Bir insanın kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir. Ama içenler de var ve hocam nasıl temizleyeceğiz? Yani bronşlarımızı nasıl temizleyeceğiz taze diye tere tüketeceksiniz. Soruyorlar. Yani bir oturuşta 15-16 tane taze tereyi üstüne limon da sıkabilirsiniz. 5 gün günde bir bağı tüketeceksiniz ikiye bölerek. Nasıl ifrazat yapmaya başladığınızı, nasıl balgam söktüğünüzü hayretle göreceksiniz ama bir an önce bu illetten kurtulmalarını tavsiye ederim. İllaki. Ama işte hocam hep bir mazeret. Sigara öyle bir şey. Yani bırakmaya çalışan eşimiz, dostumuz hep bir şey buluyorlar. Ya işte şununla güzel oluyor. Çok sinirlendim. Stres oldum. Vesaire vesaire. Sağlık Bakanlığı da arada bir mesela telefon çalar. Sigarayı bıraktırma hattı vardır. Oradan mesaj olarak dinlenilir. Nahl suresinden bahsetmiştiniz hocam. Yani sonuçta düşünüp tutasınız diye size öğütler veriyor. Nahl suresinin 90. ayeti her cuma. Aynen. Değil mi hocam? Hutbede okunur ve ondan sonra namaza geçilir. Düşünüp tutasınız diye size öğütler veriyor diyor Yüce Rabbimiz. Ama işte onu bir türlü düşünüyor muyuz, tutuyor muyuz ben bilmiyorum. Yani her konuda. Ya insanoğlu çok kolay sapıyor biliyor musun? Yani onun için bu 5 vakit namaz var ya. Adam camiden çıkıyor, öğlen mesela işine giderken gene kafa kayıyor bir şeye. İkindi namazı çok şükür geliyor ki fesata çalmasın, kötü yola sapmasın diye. Yani bu kadar. Şimdi bir konu var. Kaç dakikamız kaldı? Tamam. Ben bir kitapçık göstermek istiyorum. Hocam siz de süremiz kısalıyor. Buyurun. Evet. Bu sıfır atık projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın organize ettiği ve Türkiye için çok ama çok önemli bir proje bu. Önümüzdeki hafta detaylı bir şekilde bunun üzerine gideceğiz. Sayın Emin Karakuş, evet, yapımcımız bu konuda çekimleri hazırlıyor. Önümüzdeki hafta bakın. Yaşadığı ortamı kirleten tek canlı insan. Yani maalesef bunu söyleyeyim. Yani yaşadığı ortamı kirletiyor insan. Şimdi çöp ayrıştı. Evini çok temiz tutuyor da, evimizi çok temiz tutuyoruz da sokağa çıkınca bir başkalaşıyoruz yani. Temizlik evde nasıl başlayacak? Çöplerinizi ayrıştıracaksınız. Yani bakın hem En'am suresinde hem de Araf suresi 31. ayetine bakın. İki yerde geçer bu. En'am'da ve Araf suresinde. İsraf etmeyiniz. Eğer siz çöpü ayrıştırmıyorsanız bu bir müsrifliktir. Bu bir israftır. Onu ayrıştıracaksınız. Geri kazanacaksınız. Bu. Tutumlu olmak. Dolayısıyla yani çöplere baktığınızda neleri neleri israf ettiğimizi
göreceksiniz. En ekonomiye çok da ekmek. Ekonomiye katkısı. Yani dolayısıyla önümüzdeki hafta yapımcımız Sayın Emin Karakuş bu konuda iyi bir çekim hazırladığına ben inanıyorum. Ama gene de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu sıfır atık projesinin arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin çok büyük manevi destekleri var. Gerçekten çok ama çok önemsiyor bu projeyi. İnşallah burada yol kat ediyoruz. İşte üniversiteler, hastaneler, resmi kurumlar, özel sektör, sanayi bütün burada ne yapacak? Bu sıfır atık projesine katkıda bulunacak ve bunu önümüzdeki hafta inşallah güzel bir çekimle göstereceğiz, sunacağız ve bu müsriflikten kurtulacağız. Allah tutumlu kulunu sever. Müsriflerden uzak durunuz der. Yani müsrif olma, baka kalırsın der. Açık ayet var. İsra suresine. Ama israf etmeyiniz. Evet. Yani böyle. Dökelim bardağı da kürümüzü de tamamlamış olalım. Ve yavaş yavaş değil, hatta hızlıca kapatmamız gerekecek ama ekmek dosyamızla ilgili yaptığımız çekimlerde bize yardımcı olan Tarım Kredi Birliği ve Ankara Halk Ekmeği'ye de teşekkür ediyoruz. Hatta güzel de bir kitap hazırlamışlar. Gösterebilirsek ekmek diye. Burada da çeşitli bilgiler var. Buradan da istifade edilebilir. Gerçekten şu ekmeklere değerli seyircilerimizin dokunabilmesini isterdim. Ama dediğim gibi bunları biz yurt dışından getirmedik ya da herhangi bir yerden getirmedik. Ülkemizde var. Yeter ki arayalım, bulalım. Ama hocam evet, işte giriyor. O taze ekmek de var ya, yani taze ekmek, hani beyaz böyle sır fırından sıcak çıkmış. Evet, kolay glüten bakımından evet. Zengin işte. Kolay vazgeçilecek bir şey değil ama inşallah hep beraber bunu bu şekilde çevireceğiz. Gerçekten şu ekmek bir diliminden yense eminim bütün gün hem faydasını uzun görürüz. Uzun müddette tok tutuyor. Sizi yüksek tansiyona karşı koruyor. Diyabete. Efendim ekmek işte şeker hastaları işte ekmekten uzak dursun. Sen doğal buğdayı bul. Ata tohumlu. Aynen. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Serpil Hanım çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyircilerimiz bu haftalık burada programımızı bitiriyoruz. Yapımda ve yayında çok TRT Haber'in çok önemli bir çalışan sayısı bu program için emek harcadılar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.